Arkadaşlar herkese merhaba. Oto Kafalara hoş geldiniz. Ben Mehmet Berberoğlu. Bugatti Dubai'deyiz. Çok heyecanlıyım. Niye? Çünkü Bugatti Bolid'in Orta Doğu lansmanı yapıldı geçen hafta. Ben gelemedim. Fakat teşekkür ediyorum. Buraya bizi davet ettiler. Çünkü ilk defa Bugatti Bolid bir showroom'da sergilenmeye başladı. Ve bu showroom'da sergilendiği için gelip sizin için Bugatti Bolid'i çekmek için buradayım. Gerçekten çok heyecanlıyım. O yüzden kusuruma bakmayın. Videoya geçmeden önce hemen iCrypes'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar bizim en büyük destekçimiz sizden sonra. En büyük destekçimiz iCrypex kripto para borsası 10 milisaniyelik işlem hızıyla Türkiye'deki rakiplerinin çok önünde. iCrypex kripto para borsasından gidip en güçlü, en güvenilir tokenları ve coinleri alıp satabilirsiniz. iCrypex kripto para borsasının linklerini aşağıya bırakıyorum. Gidip onlara da üye olup destek olursanız çok sevinirim. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen Bugatti Bolid'i tanımaya başlayalım. Arkadaşlar bu araba Bugatti Bolid'in konsept modeli. Bu arabadan sadece 3 tane üretildi, 3'ü de satıldı. Hala testleri sürüyor bu arabanın. O yüzden bugün konsept modelini inceleyeceğiz. Araba birebir her şeyle aynı. Bu araba bitmiş arabanın son hali. Bundan bahsetmeden geçmeyelim. Videoya başlamayalım. Bugatti Bolid. Bugatti Bolid aslında Bolid'in tam Fransızca açılımı yarış arabası. Yani Bugatti yarış arabası. İnanılmaz cool bir isim değil mi? Yani bence müthiş bir isim yani. Bir arabaya konulacak bence en üst isim Bolid. Bugatti Bolid'e geçersek otomobil arkamda. Muhteşem bir araba yani inanılmaz ya. Dilim tutuluyor yani. Şöyle önden baktığınız zaman zaten şurada gördüğünüz X'ler beni bitirdi. Yani daha bakar bakmaz o X'ler gözünüze çarpıyor. O X'ler aslında ilk başta buraya baktığınız zaman boya gibi duruyor. Ama boya değil, bunlar direkt gündüz farları. Bu araba Bugatti Type 57 Tank 1937'lerde Le Mans'ı kazanan arabadan esinlenerek yapılmış. Ve o zamanlar o arabanın farlarına siyah elektrik bantları çekiyorlarmış. Neden? Çünkü kaza yaptığı zaman o farlar kırılıp dışarı fırlamasın diye oraya koydukları siyah bantı alıp o X'i burada da taşıyorlar. Zaten arabanın her yerinde X konsepti var. Bunlara geleceğiz. Şöyle geldiğiniz zaman bakıyorsunuz abi her yer karbon. Muhteşem. Yani her zaman karbon var zaten ama yani artık ön dudak inanılmaz büyümüş. Buradaki atnalımız yine burada. Bu arabanın bu arada her yeri karbon fiber ve titanyum alışından 3D basımla yapılmış titanyumdan yapılıyor. Arabanın en ağır noktası yani tek şurada gördüğünüz bu logo. Abi en ağırı bu. Ya onun dışında hani şaka gibi geliyor ama tek tek parçalara baktığınız zaman arabanın üstünde hafifletilemeyen tek şey bu. Peki otomobilin konsepti nasıl ortaya çıkmış? Bugatti bildiğiniz gibi Divo, Centodieci ve bütün Chiron ailesinden sonra artık yani mühendisliğin en tapına ulaştı. Ve bu taptan sonra artık ne yapabiliriz sorusu var. Bizim kullandığımız W16 1500 beygir gücünde 8 litre 4 turbolu bir motor var. Ya biz bu motoru alıp en yüksek performansına çıkartabilseydik ne olur? Veyahut da bir Chiron'u alıp en hafif haline getirebilseydik, bir kasayı alıp en hafif haline getirebilseydik ne olurdu sorusuyla ortaya çıkıyor. Ve bu sorunun cevabı da Bolid. Bolid tam tamına 1240 kilo abi. 1240 kilo ne demek biliyor musunuz? İnanılmaz hafif. Böyle bir yarış arabası için, bu heybette bir araba için 1240 kilo. Ve 1240 kilonun karşısında da normalde 1500 beygir üreten makina 110 oktanlı benzin kullandığınız zaman, yarış benzini kullandığınız zaman 1825 beygire çıkıyor. Yani 1825 beygir karşısında 1240 kilo 1.5'a 1 power to weight ratio yani güç ağırlık rasyosu veriyor size. Ya 1.5 ne demek biliyor musunuz abi? Yani bir ton bir arabanın 1000 beygir olduğunu düşünün. Geçen gün çektiğimiz o Murat 131 vardı ya, Mia Fiori. O araba 1 tondu. O arabanın 1000 beygir olduğunu düşünün. Yani bu şekilde mantık kurabilirsiniz. Mesela abi Koenigsegg'de bu oran 1'e 1'dir. Yani 1 beygire 1 kilodur. Bu arabada 1.5 beygire 1 kilo. Müthiş bir mühendislik harikası. Bu arada biliyorsunuz bütün Chiron ailesini kanalda bulabilirsiniz. Chiron'la ilgili bütün videolar yaklaşık 4-5, galiba bu 6. Bugatti videomuz. Kanaldan dönüp diğer videolardan onları da izleyebilirsiniz. Peki 1240 kilo bu arabada sadece hafifletilip güçlendirilmiş mi? Hayır tabii ki. Aerodinamik harikası da bu araba. Bu arabanın aerodinamiği sayesinde bu araba son süratle giderken 2.5 ton basıyor yere. 2.5 ton. Yani geçen incelediğimiz Bugatti Divo 500 kilo basıyordu. Ferrari 488 170-200 kilo basıyordu. 2.5 tonla basıyor abi bu araba yere. İnanılmaz bir şey yani. Ve bunun sonucundaki rakamlar da şaşıracaksınız. Onları koyuyorum buraya. 0-100'ü 2.2 saniye, 0-200'ü 4 saniye, yani çok uzatmayayım lafı, 0-500'ü 20 saniye. Yani 20 saniyede yaklaşık, yani benim Ford Ranger 20 saniyede 0'dan 150'ye çıkıyor sanırım. Öyle düşünüyor yani. Aerodinamiğine gelirsek, aerodinamik söylüyoruz. Bu arabada aerodinamik açıdan sıcak hava ve soğuk havanın dansı var abi. Yani nasıl diyeyim, burada mavi kodlu gördüğünüz her şeyin üzerinden o soğuk hava akıyor. Siyah kodlularda da
sıcak hava, ısınan sıcak hava tahliye ediliyor. Yani buradaki her yer işlevsel hava girişleriyle dolu. Ön dudak ayarlanabiliyor. İstediğiniz gibi aşağıya 3 kademeli olarak aşağıya inip kalkabiliyor. Arkada 3 kademeli ayarlanabilen bir arka kanat var. Her yer difüzör, kanat, dudak. Yani muhteşem ya. Ya inanılmaz yani. Her yer dudak, kanat. Dediğim gibi inanılmaz derecede şeyler var burada. Bugatti Bolide'deki ana amaç ve ilk defa arabanın üzerinden akıtmıyorlar bu havayı, arabanın içinden de akıtıyorlar. Yani buradan giren hava önce su soğutuculara giriyor. Önde giren ısınan hava bu ters kepçeden çıkarak buradan tahliye olabiliyor. Buradan gelen, bu tünelden gelen taze hava buradan gelip intercooler'lara giriyor. Ve tekrar yanmaş bir yerlerden gelen taze hava buradan yağ soğutucularına giriyor. Yani sürekli bir taze hava, sıcak hava, taze hava, sıcak hava, bir akım var arabanın üzerinde. Bu üzerinde gördüğünüz mesela intake, yani hava girişi tamamen motora taze hava beslemek için yapılmış. Yine mavi kodlu motora taze havayı sokuyor. Arkadan da ısınan hava tahliye ediliyor. Ayrıca bunların üzerine baloncuklar koymuşlar. Abi şunun üzerinde küçük baloncuklar var. Oradaki baloncuklar yastıklama yapıp 5 mm kadar şişiyor ve izolasyonu sağlıyor. Hop, buradan geliyor motora ve buradan sıcak hava tekrar tahliye oluyor. Arabanın yanına geldiğimiz zaman araba FIA'nın bütün, yani FIA'nın formüle araçlarındaki standartlarla üretilmiş. Yani ne demek bu? Karbon monokok gövdede işte anti takla atma sistemi var. Yandan çarpışmaya karşı ona göre tasarlanmış bir kabin var. Mesela o yüzden bu arabanın kapıları hop bu şekilde 120 derece açılıyor. Yani böyle yana veya bu tarafa değil, direkt bu tarafa doğru 120 derece açılabiliyor kapılar. Buraya geldiğimiz zaman kameralar var abi. Artık bu arabada ayna yok. Adamlar ayna işini bitirmişler. Ayna yok arabada. Direkt buralara sağa ve sola kameralar koymuşlar. İçeride de dikiz aynası kamera şeklinde. Yani o şeylerde, Defender'larda falan gördüğümüz kamera sistemi burada da var. Artık her şey dijital. Ya şu lastikler beni vurdu, beni bitirdi. Yani şu lastiklere bakar mısın? Ben emekleyerek geliyorum bu arada. Ya şu lastikler üzerinde Michelin slipler var. Önler 340, arkalar 400 genişliğinde. İnanılmaz. Şu jantlara bakıyorsunuz, jant kapaklarına. Aslında bunlar jant kapağı falan değil. Bunlar turbo fanlar. Yani bu fanlar burada yine frende ve lastikte ısınan havayı tahliye etmek için burada. Yine her şey akım, akım üstüne, aksın, aksın abi. Buradaki hava çıkışlarından ısınan lastikteki hava akıyor. Bu turbo fanlarından da burada ısınan hava tahliye ediliyor. Ya inanılmaz bir sistem bu. Arkadaşlar bu bir mühendislik harikası yani. Bu arada adam Fransız milliyetçiliğini de yapmış yine ha bak. Fransız bayrağını buraya koymuş yani. Peki bu araba nasıl ortaya çıkmış abi? Bu araba ortaya çıkarken burada gördüğünüz Bugatti Chiron'u alıp bir dağıtmışlar abi. Böyle bir açmışlar arabayı. Çünkü zaten o araba çok üstün bir araba. Yani o arabanın motoru da zaten son nokta. O arabayı alıp bir dağıtmışlar. Ondan sonra sürücüyü alıp mümkün olduğu kadar yere yaklaştırıp sürücünün üstüne tekrar arabayı birleştirmişler. Çok daha ufaltılmış şekilde. Yani shrink deriz. Mesela shrinkleme vardır. Aynı o şekilde yani aynı shrinkler gibi sürücünün üstüne arabayı tekrar birleştirmişler. Tam bir mühendislik harikası abi. Bu arada Bugatti'nin meşhur C'si vardır biliyorsunuz. Bugatti Chiron'da vardı. Hemen göstereyim onu. Şuradaki C biliyorsunuz bu C. Meşhur Bugatti'nin C'si. Bu C Divo'da biraz daha ufalıp biraz daha farklılaşmıştı. Ve bu arabada da artık iyice sportifleşiyor. Ve çok ufacık bir C, bir imza halini alıyor. Bu da çok enteresan ve çok hoşuma giden bir detay. Çünkü adamlar o kadar aslında modernist olmasına rağmen çok da konservatif. Yani o C'ye hep saygı duyuyorlar. O C oradan geliyor, biraz daha ufalıyor. Bu arabada yine o C var ve çok daha sportifleşmiş. İnanılmaz bir detay. Bu arada araba zaten şu anda 3 tane üretildi. 3'ü de satıldı. Bu araba simülasyon üzerinde Nürburgring'i 5.23 saniyede dönüyor. Ya öyle bir mühendislik harikası. Simülasyonda dönüyor, gerçek hayatta bu olmaz demeyin. Bence şaşmaz abi. Yaklaşık yakında onu da göreceksiniz. Nürburgring'i dönecek ama 5.23, 5.24 bence bunları aşmayacak yani. Muhteşem bir araba olacak ve seri üretim abi bu araba. Düşünsenize. Seri üretim yarış arabası. Arabanın arkasına gelirken bu arada şuradaki yüzgeçten bahsetmek istiyorum. Yani bu yüzgeç de veya fin veya kanat ne derseniz deyin. Bu da yine aerodinamik açıdan buradaki havayı tahliye etmek için. Yine mavi kodlu, işlevsel, buradan akıtıyor sıcak hava. Motordan çıkan sıcak havanın yine burada tahliye etmek için. Ve üzerine görüyoruz zaten W16-4. Yani 4 turbo, 16 silindir. Her yerde adam senin onu gözüne sokuyor. Evet dediğim gibi arkaya gelirsek eğer abi inanılmaz.
Yine bu X konsepti. Her yerde var. Arabanın arkasındaki X konsepti. Üstünde var bu X konsepti. Önünde var X konsepti. Bu X konsepti nedir? Ekstremler. Ya bu otomobil ekstremler artık. Yani her şeyin ekstremi. O yüzden bu X her yerde var. Veya Star Wars'un X-Wing'i. Pat. Burada yani bana tamamen onu hatırlatıyor zaten. Yani ben de Star Wars hattısı olduğum için o X'i her yerde görebiliyorum ama gerçekten bu arabada bence X-Wing'den esinleniyor. Egzoza gelirsek, egzoz arabanın arkasını tam ortasına yerleştirilmiş. Yine hem ağırlığı hem aerodinamiği optimize etmek için. Ve bu arkada gördüğünüz difüzörlerin hepsi yine siyah kodlu ve ısınan havayı tahliye etmek için. Bir an önce o ısınan havayı tahliye edip arabayı basmak için. Bunlar titanyum, 3D printerla basılıyor. Titanyum egzozlar. Birçok aksamı 3D printerla basılıyor bu arada. Yani şaftından işte öndeki süspansiyonların kollarına kadar. Öndeki süspansiyonların kolları 100 gram abi. Ama mukavemeti 2,5 ton. 2,5 ton mukavemet gücü var ama 100 gramlık bir parça. Şöyle metal bir parça. Onu gösteremiyorum. Keşke gösterebilsem. Kendim gördüm ama çekmedik şeyini yani. Fotoğrafını, videosunu. Evet, tekrar şöyle arabaya dokunmadan edemiyorum. Yanından gelelim. Bu arada benzin kapağı. Basınçlı benzin doldurmak için yine yarış modeli bir benzin kapağı var. Gidiyorsun, pat yapıştırıyorsun, çok hızlı bir şekilde dolduruyorsun, gidiyorsun. Sponsorlar. Adamlar kendi sponsorlarını bile buraya koymuşlar abi. Yani J.K. Benko, Champagne Carbon, bunlar firmanın sponsorları. Sponsor herkese lazım. Bizim sponsoru da unutmayın. iCryptex'e abone olun. Ve kanalda da abone olun abi. Şu an videoyu izliyorsanız hemen kaydırın. Bu kadar emeğe abone olun abi şu kanala. Rica ediyorum ya. Yani geliyoruz buralara, bunları yapıyoruz. Bana diyorsunuz showroom'da araba çekiyorsun bilmem ne. Abi kim çekiyor bu arabaları? Kim çekiyor bu arabaları? Yani hani emek var. Kovalıyoruz. Elimden geldiğince bütün süper arabaları size çekiyorum. O yüzden şu anda videoyu izliyorsanız aşağı kaydırıp abone olun abi kanala. Gel abi. Ya buraya kadar geldik. Şimdi arabayı açamıyoruz. Onu söyleyeyim. Arabayı açamıyoruz. Ama buraya kadar gelip de bir araba çalıştırmadan da ben buradan gitmem. O yüzden şimdi gidelim. Şuradaki Bugatti Chiron Noir. Bu araba da full siyah. Bugatti Noir olarak geçiyor. Burada ellemeyin yazıyor. Bak diyor ki please don't touch. Ama ben ellerim abi. Bu araba da full karbon. Bugatti'nin Noir paketi. Chiron'un Noir paketi. Araba full siyah. Bir soralım bakalım. Alalım bunu çalıştıralım bari. Evet, test anahtarımızı aldık. Biliyorsunuz bundan anahtarlar normalde kocaman bir kasadan çıkıyor. Biz test anahtarını aldık. Test anahtarını. Bir şey çalıştırmadan gelmeyelim. Şu Noir'a bir girelim. Bu araba da satıldı bu arada. Şöyle adam gibi oturalım, emanet gibi oturmayalım. Yakışıyorum be. Vallahi yakışıyorum şu arabaya yani. Anahtarımız burada. Şöyle koyalım. Aslında yeri var. Normalde kendi anahtarı şak diye oraya giriyor. İnanılmaz bir ses ya. Yani sabaha kadar duysam, sabaha kadar duysam sıkılmam. İnanılmaz bir ses ya. Bak abi. Ba. Muhteşem, muhteşem bir araba ya. Muhteşem bir ses. Ama size çok yakında bir sürprizim var. Hadi ben de onu söyleyeyim o zaman. Yani milyon abone için bunu söz vermeme gerek yok. Milyon daha henüz uzak. Ama 50 bin abone için gelelim. 50 bin yapın. 50 bin abone için gelelim. Biz bu Bugatti'yi pistte kullanalım. Ne dersiniz? Yorumlara bekliyorum. Yani biz Bugatti'yi alıp 50 bin abone için pistte kullanalım. Olur mu? Bunu yapacağım. Hadi bakalım. Ben de bunu 50 bin abone özel söz veriyorum. Tamam. Verdim gitti. Evet. Artık kapatalım. Hiç ayrılmak istemiyorum ya. Sizden de. Bu videodan da. Fakat bu arada arabanın içini bir çekmek istiyorum. Yani her yer siyah. Her yer siyah, her yer siyah. Çok da güzel olmuş. Yani o siyah detayı ve Bugatti Noir 20 adetin bir tanesi. Yani her şey kodlu, her şey adetli. Evet arkadaşlar, geldik. Bugatti Bolide size yakından
anlatmaya çalıştım. Yakından incelemeye çalıştım. Bence güzel oldu. Yani size de değişik bir tecrübe olduğuna inanıyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenip aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Ben her türlü yorumunuza genelde cevap veriyorum. İyi kötü. Her şekilde her türlü yorum açığız. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Buradaki videolarımız devam edecek. Çok güzel otomobiller geliyor. Yine çok süper arabalar geliyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.